Herkese merhaba, ben Koray. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Türk'ün Gücü serimizin 4. bölümündeyiz ve gerçekten geçen bölüme de ilgi göstermişsiniz biraz da olsa. Bayağı bir yorum var arkadaşlar, yorumlara atıyorsunuz, aynı şekilde like'larınızla yardırmayı unutmayın. Bu videoda 500 beğeniyi geçeriz, hadi bakalım 750 bin de yaparsınız diye düşünüyorum. Oralara doğru ilerleyelim yavaş yavaş, eski günlere dönelim arkadaşlar, aktifliği arttıralım. Herkes bir beğeni bırakırsa çok sevinirim ve arkadaşlar en çok beğenilen yorumu hemen açıklıyorum. Evet arkadaşlar, en çok beğenilen yorum Fernando. Evet, 49 beğeninde kalmış şu anda. Ancak arkadaşlar bu videonun altında gerçekten daha fazla beğeni yorumları. Herkes yorumlarda beğensin. Kaleci önermenizi istiyorum arkadaşlar. Süper Lig'de oynayan herhangi bir tane kaleciyi önerirseniz yorumlarda en çok beğenilerini alacağım. Ama bir dakika arkadaşlar, hemen önermeyin. Bir şeyler söyleyeceğim, sonrasında önereceksiniz. Hemen arkadaşlar ben bir Fernando'yu alayım o zaman. Haydi bakalım Fernando'yu alalım. Evet arkadaşlar, takım bu arada bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi gidip Fernando'yu alacağız. Fernando bakalım ne kadar, çok pahalıydı galiba. Az önce zaten girdim baktım. Şöyle bir fiyat olarak 365 bin yazalım. Emin değilim fiyatından ama şöyle bakalım abicim. Ve 323 bin coins'e var. Bir tane hemen bulmuşken alalım arkadaşlar onu da. Ve Fernando'yu alıp tabii ki de 80 gen yapacağız arkadaşlar. Hemen şu kadromuza geçelim. Aktif yapalım. Ve arkadaşlar Türk'ün gücünde Fernando artı 5 gen boost'u var. Bu arada muazzam olacak Fernando. Çalıştır diyoruz. Ve arkadaşlar buradan da 5000 coins, 5000 antrenman XP'si vererek, yok 5000'e gerek yokmuş, bir dakika. Şöyle verelim. Daha var zaten arkadaşlar. Bir sürü 250 var bu arada. 500 de vardır belki. Bir dakika, 500'lüklere bakacağım. Ya bir dakika, şurada coins verenler var. 250'liklere basalım. Ve arkadaşlar bu kadar yeterli. Şimdi 42.000 jetonumuzu veriyoruz. Ve 42.000 jetonumuzu da verdik arkadaşlar. 80 gen Fernando'muz oldu. Gerçekten çok istemişsiniz yorumlarda. Şimdi arkadaşlar kaleye kimi istiyorsunuz? Ama oyuncular eşit olacağı için arkadaşlar, mesela eğer Mustara derseniz bir daha Galatasaray'dan oyuncu alamayacağım. Çünkü 3 tane Galatasaraylı oyuncu oldu. Eğer kaleye Volkan Demirel veya Harun Tekin'i söylerseniz de bir daha Fenerbahçeli bir oyuncu alamayacağım. Yok, bir tane de Fenerbahçeli oyuncu hakkı olabilir eğer söylerseniz. Ancak eğer Mustara derseniz bir daha Galatasaraylı oyuncu alamayabilirim. Bu da aklınızda bulunsun, yani Galatasaraylı oyuncu birazcık belki zor olabilir yani alması. Haberiniz olsun. Haydi bakalım arkadaşlar. O zaman kaleye mesela Trabzonlu falan önerirseniz tabii ki buralara da istediğiniz kadar. Ya bir tane de Galatasaraylı hakkınız var. Onu istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Ama şu anda kaleci önermenizi istiyorum. Başka oyuncular da önerebilirsiniz arkadaşlar. Yorumları da beğenin. Beğendiğiniz yorumları beğenin. Ve arkadaşlar bu akşam da Cube TV'de canlı yayındayız. Açıklama kısmından canlı yayına gelebilirsiniz. Saat 8'de yayındayız. Haydi bakalım arkadaşlar. Yayını hepinizi bekliyorum. Videoya lütfen like atın. Bakın çok söylüyorum. Eskiden de çok söylüyordum. Lütfen like atın arkadaşlar. Gerçekten çok önemli, desteklerinize ihtiyacım var. İlk defa kanalı izliyorsanız da, ana sayfadan falan gördüyseniz de, abone olmadıysanız yani abone de olabilirsiniz arkadaşlar. Artık her gün video atmaya başladım çünkü desteklerinize ihtiyacım var. Her neyse, hemen etkinlikler kısmından geliyoruz. Arkadaşlar aşırı zor bir maç oynayacağız ama bile bile aşırı zor bir maç oynayacağım. Neden arkadaşlar? Çünkü bu maçta neden aşırı zor oynadığımı söylüyorum. Çünkü arkadaşlar eğer zor oynarsak gol krallığında daha zor gol atmak olur. Mesela şu an Mbaye Jackney'nin bir tane golü var. Başka kimsenin golü yok. Çünkü geçen hafta başladık ve bir maç yaptık ve bir gol attık. Bu maç belki iki kez oynarım. Hani maçı kaybettiğim takdirde bir daha aynı maça girebilirim ki ben 88 gen kadromla bile bu maçı daha kazanamadım arkadaşlar. Yani bir kere oynadım, onu da kazanamadım. Bir önceki maçı da iki oyun işte kazanmıştım anca. Çok güzel abi, Rafael Costa'ymış bu 60'lık adam ya. Jans. Rafael Costa güzel isabetli pas at. Andreev. Ayev. Abi uzaktan sert bir şut çekmem lazım şimdi. Andre. Ayev. Kaleci Andrade abi. Kaleciler de çok iyi. Çok yüksek reytingli abi. Haftalık görevlerin neredeyse sonuncusuna geldik. Güzel bir orta gelir mi? Ayev abi. Orta çok kötü. 60'lık oyuncuların ortaları gerçekten çok düşük. Fernando işte yeni transfer. Güzel kafayla indirdi. Ben abi topu yanlış çektim. Benim hatam. Defansımız yerinde, müdahale yapabilecek mi? Defansın sol tarafı çok iyi. Sağ tarafı birazcık düşük kaldı maalesef. Sol tarafını çünkü abi kimya olsun diye bütün Türkleri sol tarafa koyduk. Defans da almam lazım aslında. Bundan sonra kaleci alacağız. Sonrasında da defanslara geçeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Oo, gol yiyordum. Gol yememem lazım. Zaten 1-0 gerideyiz. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Şöyle replay'e bastık. Hasan Ali kaldırım. Hasan Ali'ye verdi pasını. Liendl. Liendl. Andre Ayev. O da verdi. Mbaye Jackney. Mbaye Jackney. Bir tane gol atmıştı geçen hafta ve o gol kralı bir golle. Şimdi Jackney. Mbaye Jackney. Mbaye Jackney.
Abi kaçmış. Gol sandım. Çok övecektim var ya. Mbaye Diagne'yi bayağı bir övecektim. Gerçekten bu arada gol atmak aşırı zor ya. Gerçekten çok zor. Çok güzel geçti bu arada. Adam rulet ilk defa bir bot bana rulet yaptı. Bu beni çok üzdü. Belhanda şimdi. Younes Belhanda. Belhanda güzel bir pas gelir mi geldi. Ayev. Ayev'den de Diagne. Mbaye Diagne. Ayev kaçıyor ama çok sıkı takipteler abi. Gerçekten oraya pas atsam pas isabetini bulmayacaktı. İki kişi birden de pres yapıyor. Ne yapacağım gerçekten hiç bilmiyorum. Güzel bilek hareketleri ama sola dönemedim ya. Sola dönebilseydim güzel olabilirdi ama sola dönemedim. Bir maç daha oynayacağım arkadaşlar. Bir daha buradaki rakibe karşı oynayacağım. Hadi bakalım. Fernando hadi abi belki gol olur. Kaç abi? Abi kaçmıyor. Jack ne bekliyor orada ya? Abi sen santraforsun. Kaçsana ya. Bir tane santrafor zaten şey var. Bu arada ne oluyor? Öbür adam neye itiraz ediyor abi? Faul bana yapıldı zaten. Her neyse. Arkadaşlar hemen bir maç daha deneyeceğiz. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Hemen tekrar oynaya basacağım. Süper Lig kadrosuyla gerçekten oynamak zor. Bakalım neler olacak. Hadi bakalım abi. Lütfen. Lütfen bu maç bir win gelsin. Bu maç bir galibiyet istiyorum. Hadi bakalım. Fernando. Fernando. Çekti topu. Fernando birazcık sakin oynuyor şu anda. Pasını verebilecek mi? Verdi. Younes Belhanda. Mbaye Diagne geçemedi. Abi bir an önce şu gümüş oyuncuları yok etmemiz lazım ki hem defansta hem atakta sorun yaşamayalım. Hani defans şu an aşırı sıkıntı değil ama atak gerçekten bakın şu an Rafael Costa sonrasında sağ taraf yani gerçekten bitik durumda. Ama hadi abi isabetli pas tamam. Şu anda yüksek bir oyuncuya geldi en azından. Andre Ayew. Abi maç bitti zaten de çok saçma hareketler yaptık. Ve golü de yedik. Arkadaşlar golü maalesef yemiş bulunduk. Hadi abi bak gol krallığına girmek istiyorsanız şu anda gol atın. Eğer gol krallığına girmek... Abi ya çok açtı. Çok açtı. İmkansızdı zaten. Arkadaşlar o zaman bir sonraki videolarda haftalık görevde gerçekten bayağı bir ilerleyebiliriz. Şu anlık maalesef kazanamadık. Olsun abi devam ede basalım. Devam ede basalım. Bu maçı kazanamadık. Şimdi arkadaşlar hemen ben başka bir maça giriyorum ve devam edeceğiz. Arkadaşlar madem Süper Lig yapıyoruz, madem kimya artacak, madem kimya 120 olacak o zaman bu kadroyla neden karşı atak yapmayalım dedim. Ve gol krallığına da bayağı bir etkisi olacak arkadaşlar. Burayı kesin takip edin. Buraya gol krallığını bayağı bir etkileyecek. Hadi bakalım arkadaşlar. Bakalım neler olacak göreceğiz. Şimdi 78'e 36, 89'a 110 oyuncu geldi. Bu arada abi şaka gibi ya. Çok zor bir rakip geldi. Ama gol sadece attığımız gol önemli. Yediğimiz falan hiç önemli değil. Şu anda sadece attığım gole bakacağım. Zaten maçı kaybedeceğiz ama ben rakibin golünü önemsemiyorum. Sadece bu hani mod gibi açmış oldum. Derecesiz oyna da diyebilirdim demedim ama sıkıntı yok. Andre Ayew. Bu arada rakipte yüksek oyuncular var. Ama yine de Andre Ayew yandan iyi geçiyordu neredeyse. Ayew şimdi. Andre. Ayew. Andre Ayew. Bir gol atmış bulundu şu anda arkadaşlar. Hadi bakalım. Ayew. Andre Ayew. İçeri sokulabilecek mi? Şu anda bir tane Mbaye Diagne'nin golü var. Bir de Andre Ayew'in golü var bu arada. Dik bakalım. Güzel abi. Fernando. Yeni transfer Fernando. İçeri doğru sokulabilecek mi? Fernando döndü. Bir plase. Fernando'dan harika bir gol. Yeni transfer. Golle buluştu. Muazzam golle. Mbaye Diagne şimdi. Mbaye Diagne. Abi bu adam yapmıyormuş bu arada Rainbow. Onu öğrenmiş olduk. Olsun abi. Bu adamın şutları çok iyi. Mbaye Diagne. Evet abi şutların iyi olduğunu zaten söylemiştim. Ve çok güzel bir gol geldi. Andre Ayew. 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 Çek abi. Çek vur. Abi vuramadım. Ah be. Vurabilseydim var ya güzel olurdu. Her neyse. Hepsi şu an birer tane gol attı. Hadi bakalım. Andre Ayew. Ayew. Aşağıya verdi pası. Belhanda'ya geçmedi ya. Belhanda'ya da geçseydi güzel olabilirdi. Andre Ayew. Çok rahat bir pozisyon. Andre Ayew. 7-4. Çok güzel bir gol geldi. Bir tane daha güzel pozisyon gelir mi? Geldi. Ve Belhanda. 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 Plase vuruş. Belhanda. 7-5. Güzel bir gol geldi Belhanda'dan. Ve arkadaşlar başka güzel bir fırsat zaten gelmedi. 5 tane gol attık. Bir tane Belhanda. Bir tane Mbaye Diagne. Bir tane Andre Ayew. Bir tane Fernando. Diğer golü kim attı abi? Kim? İki tane. Birisi iki tane atmış. Neyse arkadaşlar ben onu videoda öğrenirim. Ve arkadaşlar gol krallığı şu anda ekranda. Gol krallığı şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve bu gol krallığının devamı da gelecek. Neyse arkadaşlar o zaman burada videomuzun sonuna geldik. Siz aşağıdan istediğiniz oyuncuyu yoruma yazmayı ve yorumları beğenmeyi ve videoya like atmayı ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.
Küp TV'ye de gelebilirsiniz aşağıdan. Arkadaşlar kanala hala gerçekten abone değilseniz, bu videoyu baştan sona izlediyseniz zaten artık kanalı beğenmişsinizdir, abone olmak istiyorsunuzdur yani. Ve bu seriye devam etmemizi, bu serileri kaçırmamak için şuradan kanala abone olabilirsiniz. Hemen buradan ve şuradaki iki videodan herhangi birisine tıklayarak da muazzer bir videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın, sizleri çok seviyorum ve bay bay.